Tosar Hocam kanalına hepinize merhaba. KPSS 2019 ait tüm güncel bilgileri bu videodan ulaşabilirsiniz. Sene boyunca ay ay değerlediğimiz tüm videoları birleştirdik. Ve o videolarda yer alan güncel ve entelektüel bilgileri bu videoda bulabileceksiniz. Hadi bakalım videomuza başlayalım. Kim ve Turizm Bakanlığı ile Rusya ve Japonya arasında yapılan görüşmeler neticesinde 2019 yılını Türkiye Turizm Yılı ilan edildi. 2019 yılı FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası Çin'de yapılacak. UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Almanya'da yapılmasına karar verdi. İstanbul'un gözü lakaplı ünlü fotoğrafçı Ara Güler hayatını kaybetti. 54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turunu Euskadi ba Bask Country Marias takımından İspanyol sporcu Eduard Paredes Reventor kazandı. 2018 yılı küresel öğretmen ödülünü Selçuk Yusuf Arslan aldı. Selçuk Yusuf Arslan Ankara Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bilişim teknolojileri öğretmeni olarak görev yapıyor. Akıllı şehir projesi ilk defa Karaman'da başladı. Karaman'da trafikten sağla, kamu hizmetlerinden enerji tasarrufuna kadar şehrin tüm ihtiyaçları akıllı kent operasyon merkezinden yönetilecek. Japon Havacılık Araştırma Ajansı tarafından Ryugu isimli asteroidi incelemek amacıyla gönderilen Hayabusa 2 uzay aracı hedefine ulaştı. Asteroide yaklaşık 20 kilometre mesafe üzerinde bulunan üç keşif aracı için en uygun iniş yerini bulmak, asteroid ile ilgili ön bilgi edinmek için inceler yapmaya devam ediyor. Türkiye'nin ilk yerli hibrit lokomotifi TCDD ve Aselsan tarafından üretildi. Lokomotif Almanya'da düzenlenen Innotrans 2018 fuarında sergilendi. Hibrit teknolojisi kullanan lokomotif %40 tasarruf sağlıyor. Tamamen yerli kaynaklarla geliştirilen ilk helikopterimiz T625 ilk kez motor çalıştırdı. T625 askeri ve sivil birçok alanda kullanılmak üzere tasarlandı. Taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma üstlenecek. Bolu ili UNESCO öğrenen şehirler küresel ağına katıldı. Daha önce Konya ve Eskişehir UNESCO öğrenen şehirler ağına girmişti. İngiltere'de düzenlenen Royal International Air Tato yani RIA 2018 Airshow gösterisinde Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı özel gösteri ekibi olan Solotür en iyi solo jet gösteri uçuşu ödülünü aldı. Karadeniz'de özellikle art Artvin ve çevresinde yaygın olarak konuşulan Emşin dili UNESCO'nun tehlike altındaki diller listesine girdi. Eski Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan 80 yaşında hayatını kaybetti. Annan 1997-2006 arasında bu görevi yürütmüştü. 2019 Oscar yabancı dilde en iyi film dalında Türkiye'nin adayı belli oldu. Nuri Bilgi Ceylan'ın Ahlat Ağacı filmi 91. Oscar ödüllerine aday gösterildi. Bu Uluslararası Matematikçiler Birliği tarafından 4 yılda bir dağıtılan Levaiti ödülünün sahibi bu yıl Profesör Doktor Ali Nesin oldu. Türkçe edebiyatta köy edebiyatı kavramının yerleşmesine öncülük eden Bizim Köy kitabının yazarı Mahmut Makal 88 yaşında hayatına veda etti. Avrupa Atletizm Şampiyonası 200 metre erkekler finalinde milli atlet Ramil Guliyev 1976'lık derecesiyle Avrupa şampiyonu oldu. Milli güreşçi Yasemin Adar'a Dünya Fair Play Konseyi tarafından Dünya Fair Play özel diploması verildi. Macaristan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda Metan Başar altın madalya kazandı. Fransız ünlü film ve müzikalci Francis Lai Hayatını kaybetti. NASA tarafından Marsa Insight aracı gönderildi. Dede Korkut UNESCO tarafından Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası listesine eklendi. Türk Patent ve Marka Kurumu Van kahvaltısının vazgeçilmezi olan Kabuta coğrafi işaret Tescil belgesi verildi. Türkiye'nin ilk oyuncak ambulans müzesi Bursa'nın İnegöl ilçesinde açıldı. Dünyanın ilk yapay zeka spiker robotu Çin'de sunum yaptı. Mısır'da 25 yaşında hamile bir kadına ait olduğu düşünülen 3700 yıllık mezar bulundu. Türkiye'nin ilk tropikal meyvesi olan ejder meyvesi tescillendi. Dünya Sağlık Örgütü Yemen ülkesindeki çocukların %80'inin çok muhtaç olduğunu duyurdu. Spider-Man X-Men gibi çizgi romanların yazarı olan Stan Lee hayatını kaybetti. Nobel Fizik Ödülü 55 yıl sonra ilk defa bir kadına verildi. Ödülü alan Donna Strickland oldu. 2018 FIFA yılın futbolcusu ödülünü Hırvat milli takım futbolcusu ve Real Madrid'in futbolcusu Luka Modric aldı. Kim jong Yang Interpol başkanı seçildi. Expo 2023 ne yapılacak. Amputu futbol takımımız Dünya Kupası'nda ikinci oldu. Yayınlanan kararname ile Akşehir Gölü kesin korunacak hassas alan ilan edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Radniz Medya'nın düzenlediği oylamada 300 bin kişinin %77 oyunu alarak yılın en seçkin dünya lideri seçildi. Kübalılar yıllar sonra cep telefonlarından internete Erişebilme imkanı boldu. Küba hükümeti vatandaşların 3G erişimiyle cep telefonundan internete bağlanabileceklerini açıkladı. Dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya. Birleşmiş Milletler sürdürülebilir. Kalkınma ağının hazırladığı 2018 Dünya Mutluluk raporuna göre dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya olurken, Türkiye geçen yıla göre 5 sıra gerileyerek 74. sırada yer. Alt. Amerika Time dergisinin her yıl seçtiği yılın kişisi ödülleri belli oldu. E, koruyucular olarak da nitelendirilen gazetecilere bu unvan gitti. Bunlar arasında İstanbul'da öldürülen Suudi Mumu halif gazeteci Cemal Kaşıkçı da yer aldı. Moda'da yılın gecesinde en iyi model seçildi. Yılın modeli Kaya Gerber adı olurken özellikle geceye Uma Thurman, Penelope Cruz gibi Hollywood yıldızları da katıldı. Türkiye'nin lisanslı en yaşlı atleti Erdoğan da hayatını kaybetti. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şarja kenti UNESCO 2019 Dünya Kitap Başkenti oldu. Kızılay'a mahkeme kararıyla ilk genel kurula kadar kayyum atandı. Kızılay yönetimi karara itiraz etti. Kızılay kararı üst mahkeme nezdinde itiraz edeceğini de duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2019 yılının Göbekli Tepe yılı olduğu açıklandı. Göbekli Tepe 2018 UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne alınmıştı. Özelliği neydi? Göbekli Tepe insanlık tarihinin en eski tapınak yerleşmelerinin bulunduğu alandır. Günümüzde Urfa sınırları içerisinde bulunmakta. 2019 Dünya Rafting Şampiyonası Tunceli'de yapılacak. 20. yüzyılın en çok dinlenen şarkısı Bohemian Rhapsody oldu. Rami Malek'in başrolde yer aldığı biyografik filminde etkisiyle Queen grubunun içinde hem operatik bölümler hem de Galileo gibi onlar hakkında sözleri de içeren 6 dakikalık bu şarkısı 20. yüzyılın en çok dinlenen şarkısı oldu. Endonezya'nın Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamide en az 281 kişi hayatını kaybederken binin üzerinde yaralı oldu açıklandı. VAR sistemi Şampiyonlar Ligi'ne de geldi. Son 16 turundan itibaren video yardımcı hakem olan VAR sistemi Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde de uygulanmaya başlanacak. Milli atlet Yasemin Can tarihe geçti. Avrupa Cross Şampiyonası'nda üst üste 3 kez büyüklerde altın madalya kazanan ilk kadın sporcu oldu. Savunma Sanayi Başkanlığı Atmaca füzesini Sinop'ta test etti. Atmaca Türkiye'nin ilk deniz füzesi olma özelliğini taşıyor. 36. Türk Soy Daimi Konseyi dönem toplantısında 2019 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kırgızistan'ın o şehri oldu. Katar Ocak ayında petrol ihraç eden ülkeler üyeliğinden ayrılacağını açıkladı. 2019 yılı Gönüllülük yılı olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilan edildi. Luxemburg toplu taşımanın bedava olduğu bir ülke oluyor. Antalya'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen Akdeniz Bilişim Zirvesi'nde dans gösterisi sırasında e, robot sahneden düşmüştü. Bu robotu özellikle diğer robot arkadaşları ziyarete gelmiş bakımı filan da getirmişler. Maşallah diyelim. 2024 yılında yaz olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapacak ülke Fransa'dır. 2020 yılında uzaya gönderilmesi hedeflenen Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusunun adı TÜKSAT 6A'dır. Nobel ödülünü alan ilk kadın bilim insanı Marie Curie'dir. Yine dünya edebiyatının ilk hikayecisi ve eseri Bokasyon'un Decameron adlı eseridir. Ülkemizde 2019-2023 yılları arasında uygulanan kalkınma planı 11. kalkınma planıdır. 2018 yılında Nepal yönünden Everest'e tırmanan ilk Türk kadın dağcımız Gülnur Tumbahtır. 2024 yılında yapılacak olan Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak ülke Almanya'dır. Biliyorsunuz bizimle beraber oylamaya girmişlerdi. Oylama sonucunda Almanya ev sahipliğini kazanmıştı. Divan, su kasitesi, kırk hadis gibi önemli eserlerin sahibi olan divan şairi Fuzuli'dir. 2015 yılında UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Lisesi'ne alınan Eshab-ı Keyf, Karamanmaraş şehrindedir. Milli Eğitim Bakanlığı ve Avrupa Birliği, Türkiye Delegasyonu tarafından hayata geçirilen Suriye Çocukların Türk Eğitim Sistemi'ne entegrasyonunun desteklenmesi projesi, kısaca Pitch Test, bunlar bakın hepsi sınavda çıkabilir. Devam edelim. Romalıların 3. yüzyılda Perslere karşı kazandığı zaferin anısına inşa ettirilen zafer takı olarak adlandırılan ve ana antik kentinde yer alan yapı Adana ilimizdedir. Oscar ödülleri töreni her yıl Los Angeles şehrinde düzenlenmektedir. Ayın karanlık yüzüne ilk kez uzay aracı indirilen ülke Çin olmuştur. 2019 Birleşmiş Milletler tarafından Uluslararası Periyodik Tablo Yılı olarak ilan edilmiştir. Avrasya Ekonomik Birliği Zirvesi 2018 yılında Rusya'da da yapılmıştır. Dünya Ekonomik Forumunun genel merkezi İsviçre'dir. Avrupa Birliği'nin yürütme organı AB e, muktesabatını, yine bütçeyi ve programları uygulamaktan ve idare denetiminden sorumlu olan kurum Avrupa Komisyonu'dur. Ülkemizde gerçekleşen havacılık şovuna dayalı ilk fuar olan Eurosia Air Show 2018 yılında Antalya'da düzenlenmiştir. 2018 yılında faaliyete giren İstanbul Havalimanı'ndan ilk yurt dışı tarifeli sefer Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne düzenlenmiştir. 2019 Asya Futbol Turnuvası'nda Katar şampiyon olmuştur. İzmir Organik Merkezi seçilmiştir. Nadine Labaki, Kefernahum filmi ile Oscar'a aday gösterilen ilk kadın Arap yönetmen olmuştur. 2019 G20 dönem başkanı Japonya'dır. Sabriye Şengül, Dünya Boks Şampiyonası'nda şampiyon olmuştur. Avrupa Merkez Bankası Mustafa Kemal Atatürk için 5000 adet euro bastırmıştır. Domates Güzeli lakaplı sinema oyuncusu Ayşen Guru hayatını kaybetmiştir. 2019 Avrupa Kültür Başkentleri Plovdiv, Bulgaristan ve Matena, İtalya'dadır. Dede sanatçısı Gülrü Sureli hayatını kaybetmiştir. 2018'de en çok ziyaret edilen müze Topkapı Sarayı Müzesi'dir. Yeni Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin'dir. 2019 Avrupa Birliği dönem başkanlığı Romanya Finlandiya'dadır. Kanun dışı yöntemlerle genetiği değiştirilmiş ilk bebekler Çin'de meydana getirilmiştir. Zühtü Arslan yeniden Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na seçilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop seçildi. Her yıl Haziran ayında yapılan şenliklerde özellikle de boğa güreşiyle tanınan Kafkas Yaylası Artvin ilimiz sınırları içerisindedir. Not alalım. Simone Kaslowski, TÜSİAD'ın yeni başkanı seçilmiştir. Dünyanın ilk resmi milli park olarak kabul eden Gazelleri, yaban hayvanları ve eşsiz doğa güzelliklerinin ünlü turizm değeri Yellowstone Milli Parkı'dır. Osmanlı tarih uzmanı Kemal Karpat hayatını kaybetti. 1876 yılında icat edilen telefon günümüze geliştirilerek küçük bir cihaz haline getirilmiştir. İlk cep telefonunu icat eden kişi Martin Cooper'dır. İpek Aslantaş Rusya'da düzenlenen bilim temelli bir yarışması da birinci olmuştur. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği tarafından oluşturulan kırmızı listede nesli tükenmekte olan canlılar yer alır. Ayda dünyanın ilk yapay zekaya sahip robot sanatçısı olarak isimlendirilmiştir. Ümmiye Koçak, New York Avrasya Film Festivali'nde sinemada en iyi Avrasyalı kadın sanatçı ödülünü Yün Bebek' ile kazanmıştır. Yargıtay Başkanlığı'na İsmail Rüştü Cirit tekrar seçilmiştir. 12 yaşındaki Efe Çetiz, Ankara'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda buz pateni dalında dünya rekoru kırarak altın madalya kazanmıştır. 2019 Türk Dünyası eğitim başkenti Eskişehir'dir. Medeni müdafası ile kahramanlaşan ve çöp kaplanı lakabıyla bilinen Osmanlı komutanı Fahrettin Paşa'dır. İzmir Organik Merkezi seçilmiştir. Misal Kamili'nin kabul edilişinin 98. yıl dönümünde Şehitler Anısına Tanıtım filmi hazırlayan kurum Türk Tarih Kurumu'dur. Birleşmiş Milletler 2019 yılını periyodik tablo yılı ilan etmiştir. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü olan UNESCO tarafından belirlenen ve dünya çapında koruma altına alınan kültürel ve doğal varlıklarla oluşan Dünya Mirasları Listesi'nde 2017 yılında Türkiye'den kültürel mirası olarak listeye alınan yer Afrodisyas'tır. Halit Akçetepe, Yeşilçam'ın haylaz çocuğuydu. 2017 yılında 79 yaşında hayata gözlerini yuman usta oyuncu, Türk sinemasının unutulmazlar arasında yer alan Havam sınıfı serisindeki Yuduk denici bir karakterine hayat vermiş, Süt Kardeşleri'deki Ramazan, Köyden Endim Şehri filmindeki gayret karakterleri de sinema seyahatlerinin gönlüğü taht kurmuştu. Mangala Türk zeka strateji oyunudur. İki kişi ve 48 taş oynanır. Oyun tahtasında karşılıklı 6'şar adet olmak üzere 12 küçük kuyu ve her oyuncunun taşlarını toplayacağı birer büyük hazine bulunmaktadır. Türkiye'de daha çok gün olur Asra Bedel, Selvi Boylum, Al Yazmalım, Cemile gibi eserleriyle tanınan dünya cönlü yazar Cengiz Aymatoğlu'dur. Siyonizmin kurucusu Theodor Herzl, Filistin topraklarını satın alma ve Yahudilerin Filistin'e göç etmelerine izin vermesine karşılık Osmanlı'dır bu dış borçlarını ödeme önerilerini reddeden Osmanlı padişah Sultan II. Abdülhamit'tir. Han'dır. Doğu ve Batı ilmi aleminde cebire yaptığı katkılarla ün salmış. Bu sahada ilk eser sahibi olan Avrupa'nın bilmediği sıfıra kullanıp cebir işlemlerini geometrik düşüncelere temellendiren önlü Türk matematikçi Harezmi'dir. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın genel merkezi Yurt içinde eğitim veren yükseköğretim yüksek öğretim kurumları ile yurt dışında eğitim veren yüksek eğitim kurumları arasındaki öğrenci ve öğretim elemanı değişim programının adı Mevlana'dır süper maddelerde görülen manyetik itme kuvvetiyle çalışan, halk arasında uçan trenler olarak adlandırılan ve manyetik yastık üzerine kayan araçlara maglev denir. Şimdi Çorlu Limanı'nın ismi Atatürk Havalimanı olarak değiştirildi. Türkiye'nin ilk engelli belediye başkanı olan Tuğran Hançerli İstanbul Avcılar ilçesine seçildi. 2019 Dünya Kadın Boks Şampiyonluğu Trabzon'da yapılacak. Dünya Mutluluk raporuna göre 2018'in en mutlu ülkesi Finlandiya. Etiyopya'dan Kenya'ya uçuş yapan bir yolcu uçağının düşmesi sonucu tüm mürettebat hayatını kaybetti. Kazakistan'da yapılan seçimler sonucu Nur Sultan Nazarbayev yerine Kasım Comert Tokayev seçildi. Kazakistan'ın başkenti olan Astana'nın ismi Nur Sultan olarak değişti. İlk şehir hologram müzesi Kastamonu'da açıldı. 1840-1917 yıllar arasında yaşamış, bazı eleştirmenlerce heykel sanatının gelmiş geçmiş en büyük portajcısı kabul edilen, Adem, Havva ve Düşünen Adam gibi eserleriyle bilinen ünlü Fransız heykeltıraş Auguste Rodin'dir. Küresel güç değişimleri üzerine çalışmalar olan ve yumuşak güç ve akıllı güç kavramları uluslararası ilişkilerde literatüre kazandıran teorisyen Joseph Nye'dir. Rönesans dönemi sanatçılarından olan resim ve heykel konularında eserler veren Sistine Kilisesi'nin duvar fresklerini boyayan Pietra heykeli, Davut heykeli, Atlas heykeli gibi yapıtların sahibi olan sanatçı Michelangelo Buonarroti'dir. 1928 yılında İstanbul'da doğan, Türk fotoğrafçılığının uluslararası alanda ün kazanmış temsilcilerinden olan ve 2010'da Amerika Lucy Vakfı tarafından hayat boyu başarı ödülü verilen İstanbul'un gözüyle kaplı fotoğraf sanatçısı Ara Güler'dir. Cumhuriyet döneminde yaşamış, Türk mizana yön veren karikatür sanatçılarından biri olarak kabul edilen, karikatür derneğinin kurucularından olan ve özellikle Abdülcan Bas tiplemesiyle tanınan karikatür sanatçısı Turhan Selçuk'tur. Türk opera sanatçısı, 20. yüzyılın en önemli sopranolarından biri olarak görülen Leyla, e, Leyla Yencer, Batı ülkelerinde La Diva Turca, La Gencer, La Regina olarak ün yapan Milano, Roma, Napoli, Venedik, Viyana, Paris, San Francisco, Köln, Buenos Aires, Londra, Rio de Janeiro, Bilbao, Chicago gibi yerlerde sanatını dinleten hem seçkin opera sahnelerinde hem resitallerinde hayranlık uyandırmış sanatçılardandır. Opera repertuarı 23 bestecinin 72 yapıtını kapsayan Leyla Gencer aynı zamanda devlet sanatçısıdır. 35 yaşında bileklerini keserek hayatına son veren, Bilimsel deney gibi gerçekleştirdiği intiharı o zamana kadar intihar kavramına yabancı olan Osmanlı toplumunda ve basında geniş yankı uyandıran isim Beşir Fuat'tır. Yazdıklarının gücünü azaltacağını öne sürerek Nobel ödülünü reddeden bulantı ve duvar kitaplarının yazarı Jean-Paul Sartre'dır. 1972'de Apollo 17 uzay aracı mürettebatınca çekilen ve yerküreyi bütün olarak gösteren ünlü fotoğrafın adı Mavi biridir John Forbes Nash, 21 yaşında hazırladığı doktora tezi oyun teorisi ona uzun yıllar sonra 1994'te Nobel Ekonomi Ödülünü kazandırdı. Genç deha John von Neumann'ın icadı olan oyun teorisindeki sorunları burada çözüp kullanacak hale getirecektir. Yaşantısı Akıl Oyunları adlı filme konu olmuştur. Nash 23 sayısına takıntılıdır. Nash toplam 23 bilimsel makale yayınlamış. 23 Mayıs 2015'te eşiyle birlikte New Jersey e, otoyolunda geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybetmişlerdir. Ukrayna'da ünlü komedyen Vladimir Zelenski resmi olmayan sonuçlara göre ülkenin yeni devlet başkanı seçildi. Özellikle 5 yıldır ülkeyi yöneten Petro Poroshenko karşısında Petro Poroshenko oyların %24'ünü alırken yüzde %73 oy alan Zelenski yeni devlet başkanı seçilecekti. Jean-Baptiste Van Moor 1699'da İstanbul'a gelecek ve 1730'da patronu Halil isyanına şahit olarak özellikle isyanın vermiş olduğu etkileri resmedecektir burada. 321 kişinin hayatını kaybettiği Sri Lanka'daki terör saldırısını Daesh terör örgütü üstlendi. Sri Lanka'da 45 çocuk 321 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının sorumluluğu e, tamamen işte IŞİD, Daesh, Daesh olarak bildiğiniz e, terör örgütü tarafından üstlenecekti. Ee, devam edelim. Cem Karabay tüplü dalış ekipmanlarıyla 192 saat 19 dakika 19 saniye su altında kalarak Guinness Rekorlar kitabına girmiştir. Osmanlı Devleti'nde en uzun süre saltanat süren padişah Kanun Sultan Süleyman'dır. 45 yıl 11 ay 7 gün saltanat sürecektir. Şevket Uğurlu eğer vefat etti, Türk pop müziğinin rock and roll ve caza kadar birçok türde müziği yorumlayan piyanist şarkıcı Şevket Uğurluer 81 yaşında hayatını kaybetti. Rıza Kaya Avrupa şampiyonu oldu. Büyükler Avrupa e, yüreş şampiyonasında mücadele eden milli yüreşçi Rıza Kayal, greco Stil 130 kiloda Avrupa şampiyonu oldu. Kayal 8 Avrupa 1 de Avrupa oyunları şampiyonluğu ile asrın güreşçisi olarak bilinen Hamza Yerlikaya'nın rekorunu da kırmış oldu. Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Taha Akgül erkekler serbest stil 125 kiloda altın madalyana sahip oldu. Romanya'nın başkent, e, başkenti Bükreş'te gerçekleşen şampiyonada erkekler serbest stil 125 kiloda final de özellikle Gürcü Geno e, Perşeer özellikle 7-0 mağlup ederek Taha Akgül e, şampiyonada altın madalyaya ulaşacaktı. Doçent Doktor Saadet Yüksel Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hakimi seçildi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi ve Anayasa Hukuku Bölüm Başkanı Doçent Doktor Saadet Yüksel, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Genel Kurulu tarafından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hakim olarak seçildi. Atatürk Havalimanı'nda son sefer Singapur'a yapıldı. Özellikle Büyük Göç'le beraber Atatürk Havalimanı'ndan yeni yapılan İstanbul Havalimanı'na büyük göç gerçekleşti. Ve burada gerçekleşen, özellikle Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen son seferde Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Singapur seferi oldu. 1989 yılında bir askeri darbeyle iktidara gelen Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir, 30 yıl sonra sokak gösterilerinin ardından yine bir askeri müdahaleyle görevden alındı. Ömer El Beşir, Sudan tarihinin en uzun süre görevde kalan devlet başkanıydı. Avrupa'nın yapay kalp e, nakli yapan ilk kadın doktoru olan e, Dilek Gürsoy, başarılı ve topluma önder olan isimlere verilen Almanya'nın en saygın ödüllerinden e, Victor's ödülüne layık görüldü. Türkiye'nin ilk ve tek e, şehir hologram merkezi olma özelliği taşıyan Kastamonu Hologram Merkezi açıldı. Kastamonu Genç Gelişimciler Derneği Genel Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu merkezde 7 ayrı hologram bulunduğunu söyledi. Ses sanatçısı Dilberay 63 yaşında hayatını kaybetti. Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'ten tarihi başarı. Basketbol Türk Hava Yolları EuroLeague'de dörtlü finale kalan Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes Türkiye'de özellikle Türkiye tarihinde ilk kez bu sevinci yaşattı. İlk kez Final Four'da iki Türk takımı mücadele edecek. Final Four'da da her iki takımımız birbiriyle karşılaşacaktır. diyelim.